Selamünaleyküm arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in hayatı ünitesi yani dördüncü ünitenin son konusuna gelmiş bulunmaktayız. Nasr suresi bir sure tanıyorum. Nasr suresi. Evet, Nasr suresi Nas suresiyle genelde söylenirken karışıyor. Sonundaki R'yi sakın unutmayalım. Nasr suresi. Kur'an-ı Kerim'in 110. suresidir ve 3 ayetten oluşur. Nasr yardım etmek anlamında kullanılır. Yardım etmek anlamına gelir. Peygamberimize Mekke'nin fethi esnasında indiği rivayet edilmiştir. Ve Peygamber Efendimiz Mekke fethi sırasında inmiş olmakla beraber Medine devrinde yani hicretten sonra indiği için Medine'de inen surelerdendir. Hazreti Peygamber'e son inen ayetler arasında olduğu belirtilmektedir. Nas suresi kitabımızın kısa sureleri arasında olur ve namazlarda sık sık okuruz. Allah Resulü bu sureyi okuduğu zaman amcası Hazreti Abbas ağlamıştı. Resulullah amcasına "Niçin ağlıyorsun?" diye sorunca Hazreti Abbas da "Bizzat veda haberini veriyorsun" demişti. Bu yüzden bu sureye tevdi yani veda suresi de denilir. Evet, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiğinde. Ve ra'eyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Ve insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğünde fesebbih bihamdi rabbike vestağfir innehu kâne tevvâbâ. Rabbinin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o her zaman tövbeleri çokça kabul edendir. Bize şimdi burada ne mesaj vermek istiyor Nas suresi? Bir de onu okuyalım cep bilgi kısmında. Evet, İslam garip olarak doğmuştu. Hazreti Muhammed'e ilk inananlar, ailesi, yakın dostları ve kölelerdi. İlk Müslüman olanlara ise dinlerinden dönmeleri için her türlü eziyet ve işkence yapılıyordu. Evet, konumuzun başından itibaren Mekke dönemini özellikle hatırlayacak olursak, Peygamber Efendimiz'e iman edenler gizli davet döneminde 40 kişiyi geçmemişti ve bu dönemde Peygamber Efendimiz'e inananlara, iman edenlere öyle eziyet ve işkenceler etmişlerdi ki 3 yıl çok ciddi boykot yılı yaşamışlardı. Ve en çok destekçisi olan Ebu Talip amcası ve hanımı Hazreti Hatice'yi bu boykot yılından sonra ikisi de vefat etmiş ve kaybetmişti ve Peygamber Efendimiz o yıla hüzün yılı olarak ilan etmişti. Öyle ki artık Mekke dayanılmaz bir hale dönüşünce Allah Resulü dahi gözyaşları içinde doğduğu yerleri terk etmek zorunda kalmıştı. Eziyet işkenceleri o kadar artmıştı ki artık Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye ne yaptı? Hicret etmek zorunda kalmıştı. Ve insanların bir kısmını Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce de Habeşistan'a hicret ederek göndermişti. Ancak inananlar sabırla ve azimle İslam'ı yaymaya devam ettiler. Allah da onların çıkarıldıkları şehre muzaffer olarak girmelerini sağlamıştı. Ve Peygamber Efendimiz 10 yıl Medine'de bulundu ve Peygamber Efendimiz ömrünün sonuna doğru elhamdülillah tekrar doğduğu şehri fethederek Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethederek artık doğduğu şehri ve Kabe'yi putlardan temizlemişti. Allah peygamberinden bu zafer sonrası ona bol bol istiğfar etmesini, Allah'ı daha çok anmasını istemişti. Yani biz sadece dara düştüğümüzde, sıkıntımızda Allah'ı anmak değil, refaha erdiğimizde de Allah'ı anmaktan vazgeçmemiz gerektiğini bize ayeti kerime, sure çok iyi anlatmaktadır. İnsanoğlu hepimiz dara düştüğümüzde Allah-u Teala'yı hatırlar, dua eder, ondan yardım isteriz. Ama ne zaman ki refaha erer, zevk-ü sefa içinde yaşarsak o zaman da
Allah'a teşekkür etmeyi, Allah'a istiğfar etmeyi, Allah'a şükretmeyi maalesef unuturuz. İşte biz başımız darda olduğunda her zaman için Nasr suresini okumayı ihmal etmeyelim. Allah'ın yardımı bize her an gelecektir. Evet, Nas suresi aşağıda karışık olarak verilmiş. Sizler de örnekte olduğu gibi başlarına sırasıyla numara vererek bu sureyi ezberlediğinizi gösterebilirsiniz diye bir sıralama yapılmış. Şimdi onları yapalım. İzâ câe nasrullâhi vel feth ve ra'eyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca fesebbih bihamdi rabbike vestağfir innehu kâne tevvâbâ. Evet, bu sureyi zaten Kur'an-ı Kerim derslerimizi de ezberliyoruz ama muhakkak bir an önce dersimiz gereği de bu sureyi ezberleyelim. Evet, bir sonraki sayfaya geçelim. Aşağıda Nasr suresinin Arapçası ile Türkçe malini birbiriyle eşleştirelim. Evet, İzâ câe nasrullâhi vel feth anlamı ne demekti? Allah'ın yardımı ve zaferi geldiğinde. Nasr neydi? Yardım. وَرَأَيْتَنْ نَاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ ve insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğünde فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Rabbinin sınırsız şanını yücelt, ona şükret, ondan bağışlanma dile. Çünkü o her zaman tövbeleri kabul edendir. Evet, Nasr suresi ile ilgili verilen bilgi doğru ise mutlu yüzü, yanlış ise üzgün yüzü boyayalım. 3 ayetten oluşmaktadır. Evet, 3 ayetten oluşuyor mutlu yüz. Medine'nin fethi esnasında inmiştir. Medine'nin fethi esnasında değil, daha öncesinde inmiştir. Yani bir kısmı Mekke'nin fethi sırasında inmiş olmakla beraber Medine devrinde de, yani hicretten sonra da indiği için Medeni surede denir. Evet, peygamberimizin vefatının yaklaştığını işaret eden bir suredir. Evet, amcası ne demişti Hazreti Abbas? Niçin ağlıyorsun diye sorduğunda Hazreti Abbas da bizzat veda haberini veriyorsun demişti. O yüzden de bu sureye tevdi, yani veda suresi de denir demiştik. Kur'an-ı Kerim'in 110. suresidir. Evet, doğru. Nasr kelime anlamı insanlar demektir. Hayır, neydi? Yardım. Nas suresini ezberlediğimizi göstermek için aşağıya yazalım mı? Ne dersiniz? Evet, bunu sizler de lütfen bu kısmı tamamlayın. Şimdi bir sonraki sayfa 183. sayfaya gelelim. 183. sayfada bulmaca kısmını yine evde yapabiliriz. Aşağıda ikinci kısım, aşağıdaki kutulardaki anahtar sözcüklerden yola çıkarak verilen kavramları bulalım. Hem konuyu bir tekrar etmiş, hatırlamış olalım, hem de bu etkinliği beraber tamamlayalım. Evet, birincisi Safa, uyarmak, açık davet. Evet, açık davet deyince Peygamber Efendimiz'e ilk inen ayet neydi? Alak suresi. Daha sonra ne yaşanmıştı? Bir fetret dönemi yaşanmıştı. Daha sonrasında Müddessir suresi gelmiş ve ne dönemi başlamıştı? Gizli davet dönemi başlamıştı. Gizli davet dönemi yaklaşık 3 yıl sürmüş ve 40 kişi Müslüman olmuştu. Daha sonrasında hangi ayetle birlikte açık davet başlamıştı? Hicr suresiyle birlikte, 94. ayetiyle birlikte açık davet başlamıştı. Evet, Ebu Talip, Hazreti Hatice, üzüntü. Evet, Peygamber Efendimiz'in en yakınında olan ve onu büyüten amcası Ebu Talip,
ve yine hanımı her zaman destekçisi Hazreti Hatice ve vefatlarıyla birlikte Peygamber Efendimizin hüznü, üzüntüsü. O yıla ne demişti Peygamber Efendimiz? Hüzün yılı, bu yanlış, hüzün yılı olacak. Evet, hicret ilk cuma Medine. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Kuba'da konaklamış ve Kuba Mescidi'ni yaptırmıştı. Daha sonra oradan Medine'ye doğru ilerlerken cuma ayeti gelince Ranuna Vadisi'nde ilk neyi kıldırdı? Cuma namazını kıldırdı. Evet. Mus'ab, söz vermek, yemin etmek. Evet, Peygamber Efendimiz'e nerede söz verip yemin etmişlerdi? İki tane biat vardı. Bu biatların isimleri neydi? Akabe biatları. Birinci Akabe biatı, ikinci Akabe biatı. Biat demek, söz vermek. Peygamber Efendimiz'e söz vermişlerdi Müslüman olarak. Hira, kan pıhtısı, ilk vahiy. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy ve ilk vahiyde inen ayetler ne, sure neydi? Alak suresinin kaç ayeti? İlk 5 ayeti. Nerede geldi? Hira mağarasında inen sure Alak suresi. İnsan hakları, faiz, Arafat. Evet, Peygamber Efendimiz veda haccında veda hutbesini nerede yapmıştı? Arafat'ta. Ve Arafat'ta yaparken veda hutbesinde bizlere nelerden bahsetmişti? İnsan haklarından, faizden ve ilk kaldırdığı faiz de amcasının faiziydi. Buna biz veda hutbesi deriz. Yükselmek, mucize, 5 vakit namaz. Hüzün yılından sonra Peygamber Efendimiz'i biraz mutlu, biraz hüznünü gidermek adına İsra ve Miraç olayı gerçekleşmişti. İsra yürümek, yürüyüş demekti. Miraç ise yükselmek anlamına gelmişti. Allah-u Teala'nın Peygamberimize bir mucizesiydi. Ve burada farz kılınan ne olmuştu? 5 vakit namaz, Miraç. Hızlı yürümek, gece yürüyüşü, Kudüs, evet. Buna az önce de belirttiğimiz gibi İsra gece yürüyüşü anlamında kullanılırdı. Örümcek ağı, güvercin yuvası, mağara. Peygamber Efendimiz en yakın arkadaşı, dostum dediği Hazreti Ebubekir ile birlikte Mekke'den Medine'ye hicret ederken hangi mağarada kalmıştı? Evet, Sevr mağarasında kalmıştı ve mağaranın girişinde örümcek ağ yapmış, güvercin yumurta bırakmıştı. Evet, Hazreti Muhammed ünitesini bitirmiş bulunmaktayız. Bundan sonra ünite ile alakalı tüm testleri, soruları, bulmacaları hepsini tamamlayalım ve konumuzu pekiştirelim. Allah'a emanet olunuz. Thank you.